Şimdi bizi daha zor uçuşlar bekliyor. Boarding completed. İlk akşam yemeğimiz. Evet, hepinize selamlar. Bugün büyük gün. Bugün Tayland'a gidiyoruz ve çok heyecanlıyım. Aynı zamanda biraz stresliyim çünkü birazdan check-in yapacağız. Böyle sabah gerçekten stresli uyandım. Hemen böyle belgeleri topladım, çantayı aldım, taksi bekledik falan derken neyse bir şekilde kendimizi havaalanına attık. Şimdi check-in yapacağız. Ondan sonra da uçağa geçeceğiz. Böyle iyi yetiştik yani. O yüzden hemen gelin check-in yapalım. Ondan sonraki detayları içeride anlatacağım. Hadi. Check-in'imizi yaptık. Çantalardan kurtuldum ve şu an gayet rahatım. Çünkü boarding pass'lerimizi aldık. Aktarmalı uçacağız. Bahreyn'e uçacağız ilk başta. Ondan sonra da Bangkok'a uçacağız. Ama Bangkok'a kadar boarding pass'lerimizi aldık. Şu an gerçekten çok rahatladım. Tek bir işimiz kaldı. O da yurt dışı harç pulu almak. En son aldığımda 150 lira falandı. Kesin zamlanmıştır. Aynen. Aynı mı? Aa, çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Neyse şimdi yurt dışı harç çıkış pullarımızı alalım. Sonra şu pasaporttan da geçelim. Sonra aşırı aşırı rahatlayacağız ve bol bol video çekeceğim. Hadi gelin. €150, €300. Yani başka bir ülkede yok galiba bu. Hani kendi ülkenizden çıkarken böyle bir vergi veriyorsunuz. Check-in'lerimizi yaptık ve e-pasaporttan geçtik. İlk defa e-pasaport kullandım. Çok hızlı bir şekilde geçtim. Bu arada tavsiye ediyorum. İstanbul Havaalanı'na gelirseniz kesinlikle pasaportunuzu okutun ve öyle geçin. Şu an şeye geçtik. Neresi oluyor burası? Departure kısmına geçtik. Özellikle ve bölge. Ne gördük? Tok. Nasıl, beğendin mi? Güzel duruyor. Evet, 4 saatlik uçuşumuzun ilk kısmı geride kaldı. Şimdi bizi daha zor uçuşlar bekliyor. Çok rahat bir uçuştu. Türbülanssız, böyle güzel bir uçuştu. Ve şimdi 4 saat bekleyeceğiz. Ondan sonra 12 saatlik bir uçuşumuz var. Ama şöyle, Bahreyn'den Singapur'a gideceğiz. Uçaktan inmeyeceğiz. Galiba yolcu alacak. Ondan sonra da Tayland'a gideceğiz. Orada da 1 saat falan yerde bekleyeceğiz ama uçaktan inmeyeceğiz. Uzun bir yolculuk olacak bizim için. Bu arada ben Gulf Air'i ilk defa kullanıyorum. Ve o kadar memnun kaldım ki. Bulduğum en ucuz bilet buydu. O yüzden çok fazla beklentim yoktu. Ama ilk uçuşta yemek verdiler. Bence benim beklentim bayağı üstündeydi. Ben vejetaryen menü söylemiştim. Hemen önden o geldi. Böyle sıcak sıcak lezzetli yemeğimi yedim. Eğer böyle Asya'ya gidecekseniz Gulf Air'i tercih edebilirsiniz. Bir iki ay öncesinden alırsanız biletinizi gerçekten çok ucuz oluyor. Biz bir hafta öncesini almıştık. O yüzden bir tık pahalıydı ama yine en ucuz bilet oydu. Bunu bir kenara yazın o yüzden. Bu arada Bahreyn 8 saate kadar da transit için vize istemiyor. Bence güzel bir seçenek. Şimdi ben biraz havaalanını gezeceğim. Ondan sonra biraz çalışacağım. Çünkü eski bir videom var ve onu bitirmem lazım. Videolar üst üste gelecek ya, büyük ihtimalle çok sıkışacağım. Jet lag olacağım falan. O yüzden çalışmam lazım.
videonun bir kısmını bitirdim ama hala çok uzun bir kısmı var. Belki biraz uçakta yaparım, bilmiyorum. Ama çok yoruldum, tipimden de anlayacağınız gibi. Her neyse, sizlere kısacık bu videonun sponsoru olan Open English'ten bahsetmek istiyorum. Open English 7/24 dilediğiniz yerden ana dili İngilizce olan eğitmenlerle grup ya da özel dersleri yapabileceğiniz bir platform. Bu canlı derslere sınırsız kez katılabiliyorsunuz. Bence Open English'i en çok öne çıkartan özellik bu. Bu canlı derslerin yanı sıra İngilizce dair her şeyi kurs içerisindeki uygulamalardan öğrenebiliyorsunuz. Bunların dışında da iş İngilizcesi için ya da IELTS, TOEFL gibi akademik sınavlar için de ayrı bölümleri var. Ya aslında hepimiz İngilizce öğrenmek istiyoruz ama çok bahane buluyoruz ya. Open English bunların hepsine bir çözüm önerisi sunuyor ve şu anda Aralık ayına özel sınırlı sayıda fırsatlar var. Aşağıya linki bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Belki de kendinize çok güzel bir yeni yıl hediyesi alırsınız. Her neyse, benim saatim geldi. Ben yavaştan kapıya geçeceğim. Zaten büyük ihtimalle uçak da yaklaştı. Çünkü kapı açılmak üzere. Gelin bakalım uzun uçuşlar nasıl oluyormuş, birlikte görelim. Hadi uçağa geçelim. Yaklaşık 12 saat sürecek olan uçuşumuz rahat geçti. Aslında yemek servisleri dışında genel olarak uyuduk. İlk defa bu kadar uzun uyuduğum bir uçuş oldu, artık ne kadar yorulduysak. Toplamda 3 kere yemek servisi yapıldı ve yemekler genel olarak çok lezzetliydi. Aa, bu arada yemek yerken Arapça Minyonlar izledim. Bu da değişik bir tecrübe oldu bana. Biz uyandıktan sonra anladık ki çok fazla türbülans olmuş ve yolcular epey korkmuş. O yüzden iyi ki de uyumuşuz. Ve yoldaki 20. saatimize yaklaşırken uçağımız Bangkok havaalanına iniş yaptı. Gerçekten inanamıyorum çünkü çok uzun sürdü. Sonunda vardık. Pasaport kontrolünden çok rahat geçtik. Hiçbir şey sormadı pasaport memuru. Her neyse, hemen para bozdurduk. Çünkü bir an önce şehir merkezine gitmek istiyoruz. Bu havaalanı 30 kilometre falan şehrin dışında. Size hemen Tayland paralarını göstereyim. Bu 500 baht. Bu arada bizim yani TL baht hesabı yapacak olursak 500 baht 250 TL, yarısı yapıyor. Havaalanından dışarı çıkmamla birlikte yüzüme böyle bir nem yapıştı. Sen de hissediyor musun? Çok nemli, aşırı nemli ama gayet mutluyum bu durumdan. İstanbul'daki soğuğu düşününce bu okey yani. Şimdi şu otobüse binip Kalsan Road'a gideceğiz. Evet, şimdi odamıza gittik. Hemen üstümü değiştirdim. İlk iş olarak terliklerimi ve şortumu giydim. Çok mutluyum. Bangkok'un en karışık caddelerinden birine gidiyoruz. Hazır mısınız? Evet, yürültü, kaos, böyle karmaşa, sıcaklık. Hepsi bizi bekliyor. Az sonra. Pattayı yemeye karar verdik. 30 baht. Yani çok ucuz. 15 lira. 15 liraya pattayı yiyeceğiz şimdi. Evet, seni yemeye çıkarttım. Nasıl? Şimdi Alper pattayı shrimp yiyor. Shrimp var, bir de yumurta var. Ben de sebzeli yiyorum. Şunun ismini unuttum ama şu çok güzel bir şey Alper. Soya filizi değil mi? Evet, soya filizi aynen. Şu tofu. Bu şekilde ilk akşam yemeğimiz. Alper,
kokan meyvesi hatırlarsın, sana anlatıyordum. Aynen, hadi bakalım dene. Girmek yasak falan. Aynen, asansöre sokmak yasak, birçok otele falan sokmak yasak. O kadar kokuyor yani. Gerçekten kötü kokuyor bu arada. Böyle bir anlat bakalım nasıl kokuyor. Kıvamında çok güzel görünüyor. Yani kötü kokuyor ama. Nasıl, ne kokuyor? Ya çürümüş meyve kokuyor aslında. Onun için hani taze mi diye sordum. Güzel biliyor musun? Ağzıma attığım anda koku gitti. Gidiyor yani. Mu? Bence bayağı iyi. Yenir. Oh, günaydın. Dün jet lag sonrası o kadar güzel bir uyku çektik ki. Şu an böyle güne enerjik başladım. Bu arada dün size söyledim mi hatırlamıyorum. Biz dün havaalanından girişte 45 gün vize aldık ve normalde 30 gündü. Biz gelmeden tam 2-3 hafta önce Tayland'da havaalanı girişleri vizesi 30 günden 45 güne çıkmış. Bunu da hemen unutmadan söyleyeyim. Biz bu hostelde 7 dolara kalıyoruz ama Tayland'da 4 dolara, 5 dolara o kadar çok hostel var ki. Dün de çok ucuza yedik, pattayı yedik. Neyse, burası için çok heyecanlıyım. Bir sürü şey çekeceğim. İsteledim zaten, sokak yemekleri olsun, gezilecek yerler olsun, böyle ilginç bilgiler olsun falan. Hepsini sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Küçük böyle spoiler vereyim. Mesela birkaç güne şeye gideceğiz. Burada Michelin yıldızı alan bir sokak yemekçisi var. Ama bildiğiniz sokak yemekçisi, dün gördüğünüz gibi. Ve kadın Michelin yıldızı almış ve bundan bir tane değil bir sürü var Tayland'da. Tayland yemekleriyle ilgili bir sürü video gelecek. Bangkok'ta böyle yaklaşık bir hafta falan takıldıktan sonra Tayland'ın kuzeyine gideceğiz. Kuzeyi bambaşka bir atmosfer zaten. Böyle yemyeşil, çok güzel bir yer. Ben kuzeyine gitmiştim ve aşık olmuştum. Gidemediğim yerleri var. Bu sefer Alper'le birlikte oraya gideceğiz. Sonra güneye ineceğiz. Güneyde zaten muhteşem sahiller falan var. Sonrası hakkında pek bir fikrim yok. Başka bir ülkeye geçebiliriz, nereye geçebiliriz bilmiyorum. Zamanla belli olur ama Tayland'da bir süre kalacağız ve Tayland'ın her yanını size göstermeye çalışacağım. Gelmek isteyenler için böyle rehberler sunacağım. Ki gelmek isteyenler varsa çok mantıklı şu an. Türkiye'den daha ucuz. Bir tek uçak bileti biraz pahalıya denk geliyor. Ama onun dışında her şey çok güzel. Ben şimdi gidip biraz yemek yiyeceğim. Patta yiyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü dün çok beğendim ve bugün de onu yemek istiyorum. Belki böyle omletleri var Taylandlıların. Öyle değişik bir omlet de yiyebilirim. Sonra şehri keşfedeceğim. Keşfettikten sonra da size göstereceğim. O zaman takipte kalın diyorum. Beni desteklemek için videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Katıldan da destekleyebilirsiniz isterseniz. O zaman daha sonraki Tayland videolarında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bye.